İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Uruguay Temsilciler Meclisi oy birliğiyle 24 Nisan'ı Armenosidi anma günü ilan eden yasa tasarısının lehinde oy kullandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 20. oturumu. Erdoğan, Batı Ermenistan'ı İsrail'den korumaya karar verdi. Protestolar sınır çizmeyi engellemedi, Artsakh meselesi uzlaşmayla kapatıldı. Doğu Ermenistan Kıbrıs'ta büyükelçilik açacak. Zulüm, asimilasyon ve hamşendiler. İsa'dan önce 23-22. yüzyıllardan kalma Ermeni dağlık bölgesinde gücün simgesi olan gümüş bir kılıç. Uruguay Temsilciler Meclisi her yıl 24 Nisan'ı Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosidi anma günü olarak ilan eden ve tüm devlet televizyon ve radyo kanallarını zorunlu kılan yasa tasarısını 14 Mayıs'ta oy birliğiyle 74 milletvekilin 74 lehte oyla onayladı. Her yıl 24 Nisan'da eş zamanlı olarak Ermenilere yönelik soykırım Armenosid konusu ele alınacak. Bu girişimin 7 Mayıs'ta Senato tarafından onaylandığı, dolayısıyla yürütmede herhangi bir değerlendirme yapılmazsa önümüzdeki günlerde yasa olarak yayınlanacağı kaydedildi. Onaylanan yasa tasarısının tek maddesinde radyo ve açık televizyonların görsel, işitsel içeriklerinin yayınlanması, televizyonun kendi sinyalleri ve televizyonu olan aboneler için her yıl 24 Nisan'ın Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in anma günü olarak ilan edilmesi öngörülüyor. Proje, parlamenterler Nazmi Kamergu, Maria Eugenia Rossello, Jean-Martin Rodriguez ve Michaela Melger tarafından sunuldu. Milletvekilleri Pedro Gistanyan, Carlos Valera, Rafael Menendez, Ivan Poseda, Maria Eugenia Rossello, Felipe Alberto, Hugo Camara, Ubaldo Ayta ve Juan Martinez Rodriguez proje lehinde parlamento tartışmasına katıldı. Konuşmacıların birçoğu Türkiye'nin inkarının ve cezasız kalmasının, Bakü'nün son yıllarda Ermeni kültürel mirasının yok edilmesi de dahil olmak üzere Ermenistan ve Artsakh halkına karşı işlediği suçları körüklemesini kınadı. Kaynağa göre her iki meclis tarafından onaylanan tasarı kamuoyuna açıldıktan sonra Ermeni cemaatinin çeşitli kurumlarının desteğini alan Evangelist Kilisesi'nden Dr. Gustavo Vanes Kahya'nın girişimine dayanıyor. Uruguay Senatörleri Meclisi 7 Mayıs'ta oy birliğiyle 24 Nisan'ı her yıl Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosidi anma günü ilan eden ve tüm devlet televizyon ve radyo kanallarının bu konuyu ele almasını zorunlu kılan yasa tasarısının lehinde oy kullandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu Skype çevrimiçi platformunda 15 Mayıs'ta gerçekleşti. Oturumu yöneten Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Gayane Tadevosyan gündem maddelerini ele aldı. Gündemde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın yaklaşan 24 Mayıs parlamento günü vesilesiyle milletvekillerine hitaben yaptığı konuşma yer aldı. Parlamento oturumuna katılan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan da katılımcıları selamladı ve yasama organında verimli çalışmalar diledi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vartan Simonyan da parlamento oturumunda hazır bulundu. Oturumun sonunda gündem ve güncel konular görüşüldü. Erdoğan, İsrail'in Gazze şeridinde durdurulmaması halinde er ya da geç işgal altındaki Batı Ermenistan'ı hedef alacağını söyledi. Erdoğan bunu iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oturumunda parlamentoda duyurdu. Erdoğan, Ankara'nın sadece kendi topraklarının özgürlüğü için değil, aynı zamanda Anadolu'nun ön cephesini de savunan radikal Filistin-Hamas hareketini desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Erdoğan, aynı zamanda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı da kabul etti. Dünya Gazetesi'ne göre bu olay Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin ülkede olası bir darbe hazırlığına ilişkin açıklamalarının arka planında gerçekleşti.
Bahçeli geçen gün MHP ve Cumhurbaşkanı'nın liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na komplo hazırlandığını duyurdu. Batı Ermenistan'ın Ermeni medeniyetinin ana vatanı olduğunu hatırlatalım. Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Karin, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Dersim, Van, Erdoğan'ın bahsettiği bölüme giriyor. 1878 yılında bu yerleşim yerlerinin 2 milyonluk nüfusunun 1.3 milyonu Ermeniydi. İsrail 2020-2023'te Rusya, Türkiye ve onların gayrimeşru çocuğu Bakü ile el ele vererek zaten Artsakh'taki Ermeni topraklarını ele geçirmiş ve güçlü bir Ermeni ve İran karşıtı platform yaratmıştır. Aslında Doğu Ermenistan'daki protestolar Davuş'un sınır çizilmesine engel olmadı. Dün beklendiği gibi tam sınırda ortak komisyon toplantısı yapıldı ve nihayet sınırın çizildiği haritalar belli oldu. Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın 1976 topografik haritasından bahsediyoruz. Doğu Ermenistan Başbakanlığı bu kısımlardaki sınır çizgisinin çoğaltılmasının tamamlandığını, mutabakata varıldığını, imzalandığını ve bu kısımlardaki sınırın çizilmiş sayıldığını bildirdi. Bu uluslararası ilişkilerde gerçekten saçmalık ama Doğu Ermenistan'da her şey mümkün. Karar almada gönüllülük mutlaktır. Davuş da sınır çizme sürecini başarıyla durdurmaya çalışan protestocular aynı zamanda yasa dışı sürecin durdurulması gerektiğinden de bahsettikleri Yerevan'a ulaştı. Ancak asıl vurgu Doğu Ermenistan'daki iktidar değişikliğine, açıkça nafile görevden alma prosedürüne kaydırıldı ve adil protesto yalnızca ülkenin felaketle sonuçlanan çöküş sürecini durdurmakla kalmadı, aynı zamanda hükümeti daha hızlı harekete geçirmeye de teşvik etti. Hükümet, Alma-Ata deklarasyonuna dayanarak sınırın yeniden çizildiğini, sürecin sınırın diğer kısımlarında da aynı mantıkla, aynı prensiplerle devam etmesi gerektiğini öne sürüyor. Hangi kısımlardan bahsedildiği söylenmiyor ama işgal altındaki Ermeni topraklarından olmadığı açık. Sıradakinin de Alma-Ata'nın beyanı uyarınca teslim olacak Dikrana Şen, Kiyarki olacağını tahmin etmek kolay. Çünkü gerçekten her şey şüpheli haritalar ve beyanlarla değil, Doğu Ermenistan'ın tüm stratejik noktalarının Bakü'ye devredilmesi yönündeki suç komplosuna göre yapılıyor. Doğu Ermenistan hükümetinin Alma-Ata deklarasyonunda tek bir amacı var. Artsakh meselesini tamamen kapatmak. Protesto eylemlerinin yalnızca suç komplosunun uygulanmasını hızlandırdığı ve Agit dönem başkanına Yerevan'daki Minsk grubu ile ilgili herhangi bir talepte bulunulmadığı dikkate alındığında Artsakh meselesi uzlaşma ile kapatılacaktır. Lavrov, Schulz, Blinken ve Netanyahu buna tanıklar. Doğu Ermenistan merkezi Lefkoşa'da olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'nde büyükelçilik açacak. Hükümetin 16 Mayıs'taki toplantısındaki taslakta bu durum gündeme dahil edildi. Taslağa eklenen gerekçede Doğu Ermenistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin birbirlerini geleneksel dost ülkeler olarak algıladıkları belirtiliyor. Açıklamada geçtiğimiz yıllarda Doğu Ermenistan ve Kıbrıs güçlü devletler arası ilişkiler geliştirmeyi başardılar. Şu anda iki ülke arasında üst düzey bir siyasi diyalog sürüyor ve çok sektörlü bir ikili gündem mevcut. Projede Ermeni-Kıbrıs ilişkilerinin sürekli gelişimi, üst düzey yetkililerin karşılıklı ziyaretleri, geniş bir hukuki anlaşma alanının yaratılması ve iki ülke arasında aktif siyasi ve ekonomik diyalog ile vurgulanmıştır ifadesine yer verildi. Onayda iki ülkenin büyükelçilerinin şu anda ortak faaliyet gösterdiği söyleniyor. Kıbrıs'taki Doğu Ermenistan Büyükelçiliği'nin ikametgahı Atina'da, Doğu Ermenistan'daki Kıbrıs Büyükelçiliği'nin ikametgahı ise Moskova'da bulunmaktadır. Kıbrıs tarafı 14 Mart 2024 tarihinde resmi bir açıklama yaparak Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun 27 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs'ın Doğu Ermenistan'da ikametgahı Yerevan'da olan diplomatik temsilciliğini, büyükelçiliğini açma kararına ilişkin bilgi verdi. Kıbrıs Dışişleri Bakanı bunu 7 Mart'ta Doğu Ermenistan'a yapılan resmi ziyaret çerçevesinde resmen açıklamıştı.
Kıbrıs'taki diplomatik varlık, Doğu Ermenistan-Kıbrıs ilişkilerinin daha da genişlemesine katkıda bulunacaktır. Bütün bunlar bağlamında Dışişleri Bakanlığı, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin dış politikası ve çıkarları doğrultusunda Kıbrıs'ta Ermeni Büyükelçiliği açılmasını uygun görmektedir, denildi. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da son yıllarda hızlanan asimilasyon süreci bağlamında Hamşenli Ermeniler de özellikle onların ilerici temsilcileri ve sol görüşlü aydınları asimilasyona karşı belli bir mücadele başlattılar. Bilindiği gibi işgal altında bulunan Batı Ermenistan'daki Ermeni dilinin Hamşen lehçesi, UNESCO verilerine göre yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan diller arasında yer alıyor. Hamşen dilini ve kültürünü korumak için daha 2011 gibi erken bir tarihte Hadik Derneği İstanbul'da kuruldu ve 2014 yılında yine Türkiye'de Hamşen dergisi GOR yayınlanmaya başladı. Ana dili ve kültürü koruma çabaları Yerevan'dan da görülebilen bu çalışmalara Hamşenli Ermeni aydınlarından Mahir Özkan'ın çok değerli bir katkısı var. Makalelerinin çoğu sıklıkla tercüme edildi ve Batı Ermenistan ve Batı Ermenice Meseleleri Araştırma Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlandı. Batı Ermenistan Televizyonu Mahir Özkan'ın dikkat çekici bir makalesini daha kesintisiz olarak sunuyor. Bu makale sayesinde işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan Hamşenli Ermeni aydınlarının bazı temsilcilerinin kimliklerini koruma mücadelesine devam ettikleri, aynı zamanda da Türk asimilasyon politikasına karşı çıkmanın yeni yollarını ve araçlarını aradıkları açıkça ortaya çıkıyor. Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesindeki yazıyla tanışabilirsiniz. İsa'dan önce Karaşamp Anıtı kazılarında Kraliyet Mezarı olarak adlandırılan mezardan 23. 22. yüzyıllara tarihlenen gümüş sakr balta bulundu. Mezar 1987 yılında keşfedilmiştir. Uzmanlara göre ilk kez baltanın sadece bir alet veya silah değil, aynı zamanda bir güç sembolü olduğu tam bir komplekstir. Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'nin arkeoloji ve numismatik bölümü araştırmacı fon yöneticisi Armine Zohrabyan, gazetecilerle yaptığı toplantıda bunun Ermenistan dağlık bölgesinde yaşayan devlet kurumlarının o dönemde hükümet hakkında kendi fikirleri olduğunu gösterdiğini belirtti. Diğer buluntuların yanı sıra Karaşamp'ın ünlü mezarında gümüş bir ritüel kurban taşı bulundu. Savaş sakrının yani baltanın ritüel bir önemi vardı. Tören silahının muhteşem bir örneğidir. Zohrabyan, baltanın neden özellikle bir güç sembolü anlamını kazandığını şöyle açıkladı. Zaten bir mitoloji vardı. Mitolojiye göre ise baş tanrı baltayla vurarak dünyayı ikiye böldüğünde dünyanın eksenin, sağın ve solun dengesini bir balta yardımıyla kurar. Ona göre balta, mahkeme kararlarının alınmasında bir araç olarak hükümette önemli bir önem kazanmıştır. Bu örnek olağanüstü çünkü bu bölgedeki gümüşten yapılmış tek balta örneği. Aynı zamanda aynı türden birçok balta var ama hepsi bakır ve bronzdan yapılmış. Uzman, Karaşambi kubbasında kral tanrının elinde kılıç tutarken tafsir edilmesinin ve önüne askeri ganimetlerin konulmasının tesadüf olmadığını vurguladı. Bu da kutsalın ritüellerde de kullanılabilecek gücü simgeleyen bir nitelik olduğunu göstermektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.